Merhaba Tam İndir takipçileri, yeni bir teknoloji gündemine daha hoş geldiniz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi karşımızda haberler olacak. Mobil uygulamalar da var ve mobil oyunlar da var. Evet. Ama direkt jet hızıyla direkt haberlere geçelim istiyorsanız. Nereden başlayalım abi? Bence GTA'dan başlayalım. Yani haftanın en bomba haberi buydu çünkü. Gideyim. Yani... Çıkamadı. Çıkamayacak mı? Artık bilemeyeceğiz. Ya önemli bir haber ama şaşıran var mı? Hayır. Ertelendiğine. Ya ben zaten bunu öngördüm. 5'e atladım direkt GTA 6 GTA 6 ne zaman çıkacak diye blog yazdım. Hani ben atladım 5'i kafamda. Aynen, zaten geçtim yani orada. Yani 6'yı bekliyorum şu an. Ama Rockstar bunu hep yapıyor. Yani ben hala PC için adam akıllı Red Dead Redemption'ın gelmesini bekliyorum. Gelmez. Yani bana da gelmeyecek gibi geliyor. Ne kadar gecikti şimdi? 20 gün daha mı ertelendi? O civarda bir şey. 14 yani. Senin 14 Nisan'dı değil mi? 14 Nisan. 14 Nisan'a ertelenmiş. Yine ertelendi ama işte Rockstar Games'in bu ukalalığını da anlamıyorum ben. Yani bir yandan bir şey de var. Bu sözü doğruluyor yani hani SCCS diye bir atasözü var ya yıllardır kullanılan. Rockstar Games hala popüler olmaya devam ediyor. İnsanlar seviyor yani. Yani, abi yani GTA'da bir makamsular duruyor yapacak bir şey. Yani bilmiyorum. Oyunun konsepti de bence konsollara uygun zaten adam oradan kazanıyor. Ya çok satıyor şey ama artık bende şey hissiyatı yarattı. Yani oyun dünyasının Serdar Ortaç'ı gibi geliyor GTA 5. Ha şu şey var hiç böyle ekstra hani GTA 2'den 3'e geçtiğimizdeki devrimsel yok. Oynanlayış sadece yok. İşte yani tenis kortunda tenis oynarken kortunun arkasına geçebiliyor. San Andreas bile daha devrimciydi bence. Berbere gidiyordun falan. Aynen. Selam aleyküm abi. Değdiriyorsun falan. Berber. Yani işte gecikiyor arkadaşlar. Daha gecikecek mi? Bir daha bir erteleme olacak mı? Onu da bilmiyoruz ama işte kısmet ne diyelim. Olmadı Rockstar. İnternet Explorer'la ilgili bir şey vardı abi. Ne vardı abi? Gecikti. Öyle miymiş? Ne geçmedi? Nereye geçikti abi? Onu sen de sen biliyorsun. İnternet Explorer ismi... Arkadaşlar tamam neyse uzatmayalım. İnternet Explorer Microsoft tarafından sonlandırılıyor. Hani uzun yılların... Kullanılmayan browser'ı. Ya zamanında kullanılıyordu şimdi. Yani. Başka tarayıcı yoktu o zaman. Microsoft uzun yıllarının deneyimsizliğini kurtarıyor. Abi ya şöyle bir şey var. Netscape Navigator vardı şimdi. Nasıl? Ben Netscape'ciydim. Ben Netscape'ciydim. Kullanıyordum. Yani, yok ne zamanki ortaya bir Chrome çıktı. Ne zamanki bir Firefox çıktı. İnternet Explorer Chrome indirmek için kullanılan bir browser haliyle. İlk Firefox tam çıktı. Tam olarak zaten hani bunun geyikleri döner ya. İnternet Explorer sadece ilk defa bilgisayarımı kurduğum zaman Chrome indirmek için. Yani Firefox indirmek için kullanıyorum. Ninecake üzerinde en çok esprili yapılmış üründür belki. Yani artık Explorer. Şöyle bir şey var. Yani İnternet Explorer dediğin zaman insanların gözünde yavaş, hantal, işe yaramaz. Bir tarayıcı var yani. Gerçi bak geçen aylarda ben bir değerlendirme yapmıştım tarayıcı testi. Gayet güzel puan almıştı İnternet Explorer. Abi o kadar da kötü değildi yani. İsim o kadar lekelenmiş ki. Aynen evet. Bu noktada ne yapıyor Microsoft arkadaşlar? İnternet Explorer'ı tamamen ortadan kaldırarak yeni işletim sistemi olan Windows 10 ile birlikte yeni geliştirdikleri tarayıcı olan Spartan'ı, 300 Spartalı'yı... 300 Spartan'ı sahaya sürüyor. Aslında Project Spartan'ın yani geliştirme kısmında olan isim de bakalım final ismi de bu mu olacak? Yani muhtemelen Spartan diye çıkacak. Bu olursa çok tatlı olur bence. Bence de yakışır. Yani. Cortana, Spartan, Halo fantezisine devam edecek. Yani burada bilmemiz gereken önemli nokta arkadaşlar. Daha önce de söylediğimiz gibi, az önce söylediğim gibi internet eksplorunun artık bizlere veda ediyor olması. Microsoft umarım Sparta'da Explorer deneyimlerini kullanmaya kalkmaz. This is Spartan diye şey yapar mı acaba? Yok tarayıcı motor. Ninecake fotoğrafları çıkar mı? Tarayıcı motor abi pompe zaten değişecek. Reklamın oradan neyse girmesi lazım. This is Sparta. Yani en ucusu bu. Sen abi Siri kullanıyor musun? Ya kullanmıyorum ama bu Türkçe olanı denedim. Denedim merak ettiğimden denedim. Açıkçası ben de denedim. Hatta video da var aslında. Denemez olaydım. Denemez olaydım. Biraz saçma bir video yaptık Siri ile ilgili. Önce anlatalım konuyu. iOS 8.3'ün beta 2 güncellemesinde hani henüz daha tam olarak resmi değil. Siri'nin Türkçe versiyonu çıktı ama beklentileri yerine getirmiyor. Altında yani kaldı beklentilerimiz. Ben ama şeye bayıldım. Gerizekalı mısın diye sorduk da. Atar yapıyor değil mi? Benle ilgili konuşuyoruz dedi. Atar mı yaptı? Bazen ünlem çıkartıyor. Ben dedim. Yok bak tamam. Bana yaptı onu. Hayır. Ya ben işte senin adın Jessica olsun dedim. Öyle mi diyor. Yani bu tarz şeylere çalışmış ama hadi bana mesaj yaz. Hadi şuna git. Evet. Bunu hallet. Bunları öğrenemiş. Bu noktada şey laf soktuğun zaman cevap veriyor ama tam bir hani Kezban modeli diye. Ya benim gözüme çarpan nokta söylediğin her şey internette arama eğilimi gösteriyor. Ha illaki arama sonuçları çıkartıyor. Sürekli arama sonuçları. Böyle şey gibi oldu. Gençler arasındaki uyuşturucu kullanma şeyi artıyor gibi oldu böyle. Sana bir yer bulalım falan. Hani neredesin merhaba desen işte internette merhaba ile buldum sonuçlar falan diyecek. Hani böyle bir kişiyle konuşuyor gibi değil de tuhaf. Ben hani fikir aşamasında deneyimi var.
İstenilen noktaya ulaşamayacağını düşünüyorum. Daha çok çalışılması gerekiyor. Sonuçta hani yazılımda şeyi de düşünmek lazım. İngilizcenin dil mantığıyla Türkçe dil mantığını adapte ettiğin zaman direkt düz çeviriyle olmuyor. Olmuyor. Ara evet. Bir yazılıma ihtiyaç var. Düz çeviriyi geç. Yani o robot gibi konuşan hatun da olmuyor yani. Abi şey gibi değil mi? Bak ben ona benzettim. Evlilik programları da genelde böyle Türkistan şeylerinden, ülkelerinden bir gelin adaya gelin. Türkistan ülkesi ne lan? Ne bir Orta Asya falan. Türkiye Cumhuriyetler kardeşim o. Türkistan işte eski adı. Ben evlenmek istiyorum. Aynen. Öyle mi? Falan filan diye. Hani şaşırdım. Hiç de Türkçe ama gibi şey gelmedi. Ama şey güzeldi böyle bir ay yaptı ya sana. Ay. Ay. Durumlar böyle arkadaşlar. Biz direkt mobil uygulamaya geçelim o zaman. Can, bu haftaki ilk uygulamamız Frame uygulaması. Zaten evet. Ben araştırdım biraz Google'da. Herkes de aratıyor böyle deli gibi Frame'i de animasyon yapayım falan diye şeyler var. Anlat bakalım nedir bu Frame'i? Arkadaşlar Frame uygulaması Android ve iOS platformları üzerinde kullanıcılarla buluşan ve animasyonlar hazırlayabileceğiniz başarılı bir uygulama. Nasıl animasyonlar hazırlıyorsunuz? Güzel animasyonlar. Baktım ben. Size hazır olarak gelen böyle farklı konseptler var. Farklı insanlar, farklı şekilde giyinmiş. Kıyafetler giyemiş. Böyle atkılar, şapkalar falan. Aynen, farklı var. Aksesuarlar. Ve bu karakterlerin yüz kısmına kendi kafanızı yerleştiriyorsunuz. Çok eğlenceli oluyor burada ve çünkü yüz kısmını hareketli koyuyorsunuz. Aynen, yüz kısmını hareketli olarak koyabiliyorsunuz. Bu noktada ne oluyor? Bir tane resim var. Resimde sizin kafanız yerleştirilmiş ve sürekli böyle saçma salak ağız hareketleri, göz hareketleri, göz kırpmaları vesaire. Ve bunu özelleştirmek için yazılar yazabiliyorsunuz. O da var, artı şeyler de var. GIF olarak kaydediyorsun, video olarak kaydedip sonradan atıyorum Vine'a falan yükleyebiliyorsun. Sosyal platformlar üzerinden arkadaşlarımızla özellikleri var. Hani arkadaşlarımla böyle bayağı eğlenceli, komik şeyler oluşturabiliyorsun. Aynen öyle arkadaşlar, denemenizi öneriyoruz. Yani bir deneyin. Sıradaki uygulamamız o zaman arkadaşlar ChatSecure. ChatSecure. Adım... Yiğit sen bahset bizden. Tamam, adı üstünde zaten. Bizden diyorum, bize bahset. Güvenli chat uygulaması. Facebook, Google'ın kendi o şeyi. G-Talk deniyorlar. Hmm. Artık G-Talk değil bildiğim kadarıyla adı. Ondan sonra WhatsApp, ıvır zıvır bir sürü böyle mesajlaşma uygulamaları, işte Pigeon üzerinden falan da işe yarıyormuş. Buradan sürdürdüğün iletişimleri şifreliyor ve böyle işte hani hep deriz ya hattına, internet hattına sızıp da senin verilerini ele geçirebilecek kişilerin bunu yapmasına engel oluyor. Yani bir nevi bizim için tüm mesajlarımızı şifreliyor. Hatta sadece mesajlarımızı değil galiba, ses kayıtları, videolar gibi içeriklerimiz de var, evet. Şifreliyor ve bu sayede farklı kullanıcıların eline geçmesine engel oluyor. Şifreliyor. Şifrelemenin üstünde Tor'un o hani deep web, işte derin web diyorlar ya, ona neydi kullandığımız Tor'un altyapısını da kullanabiliyorsun opsiyon olarak. O zaman iyice şeye giriyor senin iletişimi, yani böyle bildiğin istihbarat evet, servisi evet, gibi karanlık modlarda. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Hani güveninize önem veriyorsanız kişisel. Yani böyle özel öneririz. Konuşmalarınız falan için kullanabilirsiniz derim. Bu haftaki son uygulamamız arkadaşlar ClickBus. ClickBus. Yani tıkla otobüs. Tıklı otobüs. Yani tıklı otobüs gelsin diyebiliriz buradan. Ha, aynen öyle. Ne işe yarar? Otobüs bileti bulmanı sağlıyor. Sadece bulmak mı? Bulma, satın alma falan var canım. Dur, koltuk seçebiliyoruz mu? Dur. Ha? Koltuk seçebiliyoruz mu? Koltuk bile seçiyorsun. O kadar diyorsun. O kadar var. Ama şu sıkıntısı var sadece. Şimdilik sadece 80 tane otobüs firması var. Kaç tane var ki toplu? Yani bir şehirde 10 tane falan olduğunu sayarsan 80 ya zaten şehir o var. Şeyleri geç ya. O mıntıl turizm falan, ya onları tamam, geçmek lazım. Ya tamam, öz İzmir Buca turizm falan. Ama artması lazım yani 80 yeterli var. Neredeyse hepsi vardır bence. Hı hı. Ama bir yerelleşme yok. Ama şimdilik yeterli bence ana seyahatler için. Otobüs biletine gideceksin, kalkacağın yeri, gideceğin yeri belirliyorsun. Saatini belirliyorsun. Koltuğunu seçiyorsun. Ödememizi yapıyoruz. Ödemeyi hatta ödemeyi taksitlendiriyorsun. Altı taksit aynen, oluyor. Kredi kartı üzerine altı taksite kadar böyle yapıyorsunuz. Ve istediğiniz tüm otobüs biletlerini bu uygulama sayesinde kolayca yani, satın alabiliyorsunuz. Sık sık yola çıkanlar veya çıkmayanlar da telefonla bulundursun. Ne zaman yola gideceğiniz belli mi olur? Aynen. Ajantı aramayın. Yani. Bu hafta sizler için seçtiğimiz uygulamalar bunlar arkadaşlar. Bizden sonra Emircan ve Barkın sizlere bu haftanın mobil oyunlarını anlatacaklar. Gelin haftaya buraya. Görüşmek üzere. Gelin buraya. Merhaba arkadaşlar. Teknoloji gündeminin oyun kanadındayız. Bakalım bu hafta elimizde neler var. İlk oyunda direkt başlıyorum o zaman abi. Overkill 3 ile mi başlayalım? Overkill 3. Tamam. Neden Overkill 3? Çünkü oyunu ilk görünce ben bu nedir ya dedim. Bak bu nedir ya'yı dedim yani. Çünkü arkadaşlar yaklaşık... Yani bir 10 sene önceyi gidelim diye düşüneyim. Bilgisayarda böyle oyun yoktu abi. Evet. Yani mobil platformda bu derece kaliteli grafikli bir TPS third person shooter oyunu. Yani 3. kişiden göreceğimiz
İnanılmaz grafikler, ateş etme falan, kontroller dahi her şey mükemmel gözüküyor. Mükemmel. Frontline Commando'ya benziyor biraz. Öyle. Oyunda düşmanlar geliyor çeşitli yerlerden. Onları vurmaya çalışıyoruz. Şöyle bir güzelliği var oyunun. Stratejik de gibi. Her sahnede, her bölümde farklı sahnede oynuyoruz. Yani sürekli işte duvarın arkasına saklan, çık, vur değil de kostümler sürekli bile değişiyor. İşte arabanın arkasına. Evet. O gear dedikleri işte kullandığımız ekipmanların çeşitliliği falan çok var. İyi. Yani oyun gayet güzel. Hatta ben Crysis'e bile benzettim yani kostüm yüzünden o da. Yani shooter sevenler, FPS oyunlarından hoşlananlar mutlaka bu kez içinde göz açsın. Aksiyon dozu yüksek bir oyun. Ve ücretsiz. Bir sonraki oyun ne abi? World Zombie Nation. Oo, o da güzel. Bu ne yazık ki sadece iOS'ta var. Ücretsiz ama güzel haber. Yani. Şimdi oyun neye benziyor? Massive Multiplayer Online. Evet, bir ben oyun. Söyleyeyim mi neye benzinle? Plants vs. Zombies artı Clash of Clans'a benziyor. Nasıl bir karışık? Evet, güzel bir kombinasyon ya, oldu. Ya kule savunma aslında oyunun türü. Yani bir kule savunma türü ama bu sefer kontrol ediyorsun. Savaşı da kontrol ediyorsun. Sen yönetiyorsun yani. Hani bunlar savaşa gitsin deyip yollamıyorsun. Evet. Öyle. Sen bir yere askerlerini koyuyorsun abi. Onlar zombi istilasını durdurmaya çalışıyor. Oyuncuların, oyun severlerin hoşuna gidecek bir özellik var. Onu da hemen söyleyeyim. Taraf seçebiliyoruz. İster zombi, ister hayatta kalan insanlar. Ya bence taraf seçmek tabii ki de çok önemli. Güzel. Yani oyuncuya güzel bir his veriyor. Bu tarafların farklı birimleri var. Farklı mesela roller var. Aynen, zombilerin farklı askerleri var. İşte insanların farklı sniper'ı var. İşte yangın söndürücüleri falan o var. O yönden dedim var. Zaten Plants vs. Zombies'e benziyor diye. Kim mesela uzak mesafeden daha iyiyken kimi yana gidip daha iyi hallediyor falan. Hepsi birbirine değişiyor. Kısacası yine zombileri avlıyoruz yani. Grafikler çok güzel. Gene Clash of Clans havasını oradan seziyoruz zaten, izometrik. Aynen. Güzel bir oyun, ücretsiz indir. Ay olsa ücretsiz indirin ya böyle şeyleri. O zaman son oyuna geçeyim ben abi. Matrak oyun. Çok matrak bir oyun ya. Office Rumble diye bir oyun arkadaşlar. Bu da iOS ve Android'in ücretsiz bir oyun. Dövüş oyunlarını hatırlayacak olursanız mobilde abi. Kontrolle boğuşursun. Zor. Yani hiçbir zaman bilgisayardaki konsoldaki gibi olmaz. O D-pad'in hissini hiçbir zaman vermiyor. İmkansız. Ama bu oyun öyle bir dövüş oyunu ki, dövüş oyunu gibi değil. Dal, bam, güm, gir evet. Yani. Hiç olayı yok. Ya sadece saldırıyorsun, ağız burun dövüyorsun adamı ya da korunup sonra dövüyorsun falan. Çok matrak bir oyun zaten. Olayı da böyle ofis içinde geçen işte patrondan intikam alma olur. Çizgi film grafikler falan olur. Var böyle oyunda. Çok animasyonlar çok hoş yani. Evet. Ve bayağı içerikli bir oyun işte. Bu yine klasik strateji oyunlarına benzer şekilde işte upgrade ediyorsun, gem topluyorsun ses falan. Efektleri nasıl? Ses efektleri de mükemmel ya. Yani animasyonlarla falan böyle ultra moda giriyorsun işte ağız i̇şte burun. Kombolar falan böyle ucu gelmeyen saldırılar. Ve oyun o kadar tehlikeli ki kadınları da dövebiliyorsun. Yani, bu da yani tepki çekebilir ama öyle yani hiç kadın erkek ayırmaksızın arkadaş dalıyor yani. Önümüze geleni dövüyoruz. Evet öyle. Bu haftalık da bu kadar. Hoşunuza gittiyse videomuza like bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.